Arkadaşlar yepyeni bir Ebeveyn Game videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efendim gerçek taksi kullanıyoruz. Gerçekten gerçek bir taksi kullanıyoruz. Daha yepyeni çıkmış olan taksi simülatör. Neydi lan bu? Taksi Life S-City simülatör mü? Öyle bir şey olması lazım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün ekmeğimizi direksiyon sallayarak çıkartacağız. Tekrardan ayağınıza, o güzel yüreğinize sağlık. Şöyle beğeniler atıldıysa, kanala abone olunduysa ve bildirimler açıldıysa. Bir inceden biz artık yolculuğumuza başlayalım ya. Vallahi bir yolculuğumuza başlayalım. Ver abi sinyali. Hadi bismillah. Oğlum tam ben çıkacağım, arabalar geliyor yalnız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu şehir var ya, adamı mahveder bu şehir. Bak o kadar berbat bir trafiği var ki akıllara ziyan yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Şimdi benim bir ilk yolcuyu almam lazım bu arada. Hemen bir yolcumuzu işaretleyelim şuradan. İleride bir tane yolcu varmış. Yapıştır babuş. Abi dur, yolcuya doğru gidiyorum ben bu arada. Aha, yolcu buradaymış lan. Merhabalar. Buyurun. Ses iyi diyenler var. Ses değişik çünkü şeyden geliyor arkadaşlar. Kulaklıktan geliyor. Allah. Hemen sesimizi bir... Allah. Yavaş lan. Bir lokma sesimizi açalım. Şöyle. Şu an sesim daha iyi geliyordur diye düşünüyorum. Abi sesin değişik gelmesi normal. Sesin değişik gelmesi normal çünkü ana mikrofondan sesimi şu an... Camda büyük bir şey var, silecekleri kullanıyor. Bu arada arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Gerçek bir taksi simülatörü bu arkadaşlar. Yeni çıkan bir oyun. Daha birkaç gün oldu oyun çıkalı. Şehirdeki bütün kurallara uyarak oyunu oynamamız gerekiyor. Ve tamamen Türkçe. Tamamen Türkçe. %100 Türkçe. Bu oyun Türkçe çıkmadı ama bizde Türkçe. Merak edenler için açıklama kısmını bu oyunun Türkçe dil seçeneğinin dosyasını bırakacağım arkadaşlar. Sizler de eğer indiriş... Allah! Pardon. Sizler de indirip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim size. Adamın arabasına bir dokunduk. Alarmı çalmaya başladı ya. Şu an düzelmiş olabilir. Şu an düzelmiş olması lazım. Bence şu an düzelmiştir diye düşünüyorum. Yapıştır baba. Yolcuyu bırakmam lazım. Yalnız belirtilen sürede yolcuyu bırakamazsak eksi puan yiyoruz abicim. Abi kulaklıkla sesimiz biraz farklı geliyor olabilir. Valla kulaklığın ayarlarını yapmadım da. Ondan da kaynaklanıyor da olabilir. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Efsane kaçtım. GTA bu kadar güzel çıkartamayabilir oyunu yani. Abi bir şey... Bak şöyle bir gerçeği var. Hele bir de direksiyonla oynaması daha bir keyifli arkadaşlar. Mükemmel. Abi Merso olabilmesi için birazcık daha XP kasmamız lazım arkadaşlar. XP'yi kastıktan sonra... Oğlum arkamda yolcu ya. Arkamda vallahi baba. Hiç gezemem o kadar. Geriye doğru gel. Aç abi dörtlüleri de. Ablacığım merhabalar. Taksi çağırmışsınız. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi birazcık da sizi iç kameraya geçireceğim. Şu korkunç şeyi camdan uzaklaştır diyor. Abi ne var benim camımda? Basmayın lan kornaya. Basmayın kornaya, dur silecekleri çalıştıracağım bir dakika. Tamam mı? İnşallah düzelmiştir yani. Trafiği tehlikeye atmaktan aracı men ediyorum diyor. Abi yeşil yanıyor, duruyorlar ama ben de buna anlam veremiyorum ya. Harbi yeşil yanıyor, adamlar duruyor yani. Is it busy for you today? Abla bugün çok yoğun bir gün, yemin ederim var ya. Kardeşlerimle de bak uzun zamandır buluşamadık zaten. Öyle al biraz geri. Aa, cevap vermemizi istiyor. Oğlum cevabı neyle vereceğim ben? Evet. Oha, yolcuyla şeye de giriyoruz. İletişime de giriyoruz. Fena değil diyeyim bari ya. Abla biz ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz ya. Teşekkürler. Yalnız böyle çok boş muhabbet yaparsam ben yola odaklanamam ha. İlginç bir konuşmaydı. Aa bir dakika. Her konuşmada da XP puanı veriyor bize. Demek ki yolcularla olan iletişimimize de dikkat etmemiz lazım. Bu arada 1.88 kilometrelik bir uzaklığımız varmış ablamızla. Bakın size tekrardan söylüyorum. Bu oyun şu an Türkçe. Komple Türkçe oynuyoruz. Normalde orijinalinde Türkçe yapmamışlar bunu. Gittik araştırdık, bulduk arkadaşlar. Türkçesini bulduk bunu. O yüzden daha keyifli oluyor. Yani en azından oyunda ne olduğunu falan da anlıyoruz. Takdir edersiniz ki bu oyunun tabii ki de mobili yok. Yani bu bir bilgisayar oyunu. Ama bu tarz bir oyun mobile çıkarsa zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bu manyak bir şey olur yani. Kaç beğenide olduğumuza bir bakıyorum inceden. Bir 14K beğenideyiz. Bu adamların beni özlemediği anlamına geliyor bu yani. Demek ki bizim bir 5 gün daha bir ara vermemiz lazım ha? Öyle mi gözüküyor? Biraz makasa girmeyelim mi ya?
He? Biraz makasa girmeyelim mi ya? Neyse çirkinleşmeyelim abi. Şimdi makasa falan hiç gerek yok. Yolcudan... Abi şu an biz oyunda... Hı, yavaş! Bol bol XP kasmamız gereken bir bölümdeyiz. Oyunun daha başlarındayız. Oğlum direksiyon setiyle oyun oynamayı unutmuşuz lan. Abi bisikletin olduğu yere niye biz giriyoruz? Şu bip 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 öten arkadaşlar şey, çarpışma sensörü. Aslında onu kapatsak iyi ya. Arabalara yakın geçtiğim anda bile ötüyor yani. Bir de direksiyon o kadar sert ki anlatamam. Tamamen gerçek bir oyun yani gerçek araç kullanıyormuşum gibi yapmışlar oyunu. Enteresan bir yapısı var oyunun. Kırmızı kırmızı kırmızı. Oh durdum. Vallahi yeşil. Abi niye sürekli kornalar çalıyor? Ben ne yaptım size ya? Hayırdır birader? Hayırdır birader? Hayırdır? Yemin ediyorum iner indiririm bu adamı orada aşağı ama. Karakter size bak ya. Al. Al sana da korna. Ha bunun ne anlama geldiğini biliyorsun sen. Hadi köpek. Yolcu taşıyoruz burada. Bir yandan da yayın yapmaya çalışıyoruz insanlara. Bak kornası takılı kaldı hıyar ağasının. Hayır abi benim korna değil ya bak. Bak bu benim korna bak. Şu yandakinin bug'ı kaldı anasını sattımının. Bug'ına tüküreyim onun ben. Allah Allah. Adamı tribe sokuyorlar ya. He ille yani şeye bağlayacaklar. Ne onun adı? Haylaz sürücüye bağlayacaklar. Yalnız oyunda bence iyileştirilmesi gereken şöyle bir şey var. Allah. Abi çok dar sokaklar ya. Direksiyona verdiği geri tepkimeler acayip sert oyunun yani. Bak bir kasis var akıllara ziyan. Bak kasisten geçerken direksiyonu zor tutuyorum abi. Şerit değiştirirken sinyal vermedin kaldın sınavdan diyor. Oğlum biz o sınavları çok geçtik. Biz o sınavları geçtik yani şimdi. Ama bu kadar ara sokaklarda da araba kullanmaya alışkın değiliz be birader. Hassas bir şekilde gidiyorum. Bir de benim uzunlarım mı açık? Neyim açık benim ya? Yok uzunlar da açık değil. Ha gelmişiz zaten yolcuyu bırakacağımız yere. Hadi baba hadi. Hadi baba hadi baba hadi. Hadi kardeşim hadi kardeşim. Yalnız bunun far şeyleri neymiş? Ona bir bakmam lazım. Sistem ayarları, kontroller. Far ne abi? Far. Hız abi. Far L'miş. Abi uzunları yakmışız ya. Ha şu normal gündüz farları yansın yani. Dön babacım. Tamam çarpmadım çarpmadım çarpmadım. Sakin. Şuraya yolcuyu bırakalım baba. Satılmış hoş geldin. Evet arkadaşlar. Şu an ikinci levele ulaşmışız. Her yolcuyu düzgün bıraktığımızda 279 XP puanı kazanıyoruz. Bence müşterinin sabrı da gayet iyi yani. Mükemmel. Arkadaşlar kastığını düşünenler gir çık yapsın. Kastığını düşünenler gir çık yapsın düzeliyor. Benim önümde şu an yayın açık. Herhangi bir problem yok bu arada. Evet Erika Simit taksi çağırmış arkadaşlar. 287 euro para verecek. Gidelim. Gidelim abi gidelim. Aa direkt Hi. hatta müşterinin önündeymişiz lan. Mükemmel. Hadi bismillah. Dön abi. Of. Biraz hızlı geçtik. Biraz hızlı geçtik. Müşteri vallahi bununla puan kırar ha söyleyeyim. Dedim abi bak kızacak dedim müşteri. Çok hızlı gidiyoruz. Bu kadar hızlı gidersek müşteriden azar yeriz yani. Çok rahat. Oğlum niye bu kadar kornaya basıyor bunlar ya? Ben de bunu anlamadım ha. Harbi bu kadar kornaya niye basıyorsunuz be kardeşim? Canımın içi bu telefonda yok ya. Valla. Oo. Tamam abla ya. Tamam ya. Tamam kızma ya. Ana. Amma kızıyorsunuz ha. Ben de seni bir an evvel yetiştirmeye çalışıyorum gideceğin yere yani. Bu kadar niye atar gider yapıyorsun ki bana? Yalnız müşterinin sabrı yarı yarıya azaldı. Yani bu komple sıfırlandığı anda kaçıyor. Müşteri bırakıyor arabayı gidiyor aga. Diyor ki başlarım senin kullanacağın arabaya diyor. Bye. Hoşça kal. Abla kusura bakma. Oha kaç tane yolcu var lan bende? Aa bir tane daha geldi. Al abi görevi. Yalnız şu direksiyon var ya adama kas yaptırır ha. Yemin ederim adama kas yaptırır. Şu şeyi kapatabiliyoruz diye hatırlıyorum ben ya. Bir dakika bakayım şuradan. Çarpışma algılama. Ha, yavaştan yavaş. Tamam gençler. O bip bip bipi kapattım ya. Sağdan mı gideceğiz? Sağdan gideceğiz. Getir. Dön babacığım. Oyunda şöyle bir şey var. En ufak bir tane çakıl taşının üzerinden geçtiğimiz anda oyun bize şeyi hissettiriyor. Ne onun adı? Yerdeki çakıl taşını hissettiriyor. Bunun bu kadar hassas olmaması lazım. Yani araba anasını sattığımın arabası 2024 model ama en ufak bir kaldırımda dokunduğu anda teker
Baksana. Uf. Hadi in bakayım senle. Birinin... Ne oldu? Kimin kornası takıldı? Oğlum sizin tribiniz kime lan? Sizin tribiniz kime anasını sattımını? Kaç. Kaç. Bunların kornası takıldı baba. Bir de bu nasıl bir navigasyon anlamadım. Bir dakika. Şuradan bir geri gelsem ne olur? Gelme 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 gelme. Gelme işte gelme. Görüyor musun beni? Gelme. Abi ben kaç tane yolcu aldım ya? Harbi kaç tane yolcu aldım konusunda fikrim yok yani. Müşteriyi geçmedim baba. Aldım müşteriyi ya. Bunların kornaları takıldı. Bak burada bir trafikte bir sıkıntı var. Ve şu an bunlar kendi halinde kornaya basıp duruyorlar. Tamam geçtik. Rahat olun. Oh be stres oldum be. Bu ne anasını satayım? Tamam baba biz buradan sağdan devam ki. Adamın korna sesi her yere geliyor. Taksi lazımdır abi. Bir de benim anlamadığım saçma sapan yerlerden dönüş yasağı var. Ben şimdi buradan dönsem ne olur? Bu arada sağa sinyal verip sola dönen... Senin kullanacağın arabaya tüküreyim ben. Allah'ın seni kahretmesin seni. Hayvan herif. Hayvan herif. Abi çok kötü vurdu ya. Yemin ediyorum çok kötü vurdu ya. Ay ağzına tüküreyim birader. Bu böyle bir kaza yok ha. Vallahi böyle bir kaza yok. Adamların ağzı burnu kırıldı ya. Recep diyor ki yasaklar bu yüzden var işte diyor. Abi çok kötü vurdum be. Benim gram suçum yok ama ya. Sadece dönülmez denen yerden döndüm yani. Ne var bunda? Bence gayet masumane bir şeydi yani. Bir de abi en ufak bir hatamızda da adamlar yemin ediyorum ana bacımı sövüyorlar. Ne yapıyorlar? Kornaya elleri basılı kalıyor ya. Muhammed hoş geldin. Ama yavaş. Yavaş da seni manyak diyor. Tamam lan tamam. Tamam sakin gideriz. Sakin gideriz. Kızmayın. Ama böyle karşılıklı küfürlü konuşursak anlaşamayız. Birbirimize karşı böyle biraz nezaket içerisinde olmamız lazım. Ben size para üstü çıkışmadığı zaman şey yapıyor muyum? Bozuk vermediğiniz zaman sövüyor muyum? Beni yeni yere götürmeni istiyorum. Rota güncellendi. Aa bir dakika yeni varış noktası geldi. Biz de yeni yere götürürüz. Problem yok yani. Taksimetre çalışıyor nasılsa. Hayır bir de yani şehir için hızlara da uymaya çalışıyorum ama abi bu nasıl bir kasis gözünü seveyim ya. Geç hadi geç. Geç hadi geç. Yalnız oyunun ışıklandırması falan mükemmel. Harbi çok güzel. Geç abicim böyle. Ya birkaç gün ara vereceğimizi söylemiştim zaten. O planlama uzadı arkadaşlar. O planın birazcık... Abla ne yapıyorsun yolun ortasında ya? Onun birazcık üzerine çıkmak zorunda kaldık. Ama sıkıntı yok. Buradayız. Bu arada Ramazan-ı Şerifiniz hayırlara vesile olsun arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Abi 70 diyor hız sınırı. Biz 80-85 gidiyoruz. Yemin ederim Allah sonumuzu hayretsin. Çılgın şoför modunu açacağım. Birazcık daha geçerse açacağım. Benim iyice sinirimi bozuyorlar. Yalnız yol... Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Bir an böyle bir ses gitti gibi geldi. Ama düzelmiş olması lazım. Abi müzik açamayız ya. Müzik açamayız. Müzik açarsak patates ederler bizi. Bak şey Rıfat'ın da söylediği gibi. Sevgili YouTube amca müzikleri sevmiyor. Sizin ben kornanızın kornasına tüküreyim değil mi? Yemin ediyorum sürekli dağıt 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 dağıt. Neyin kornası bu kadar ya? Aa vurdu. Allah vurdu. Yeminle ne vurdu? Kaç abi? Kaç 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 kaç. Kaç bu kaza bizim başımıza kalır ha ben sana söyleyeyim. Hadi babacım. Hadi. Hadi biraz seri hadi. Hastamız var birader hastamız var ya. Hastamız var. Başlarım senin keyfini anasını satayım. Tamam baba. Kornayı basacaksın. Aşacaksın önüne gideceksin ya. Abla ölmek bölmek istemiyorum. Sen ölmekle bayılmayı karıştırmışsın. Al yine korna. Başlarım sizin kornanıza kardeşim. Anasını satayım ya. Adamlar en ufak bir problemde kornaya cart diye asılıyorlar abi. Tamam da yani bu kadar da olmaz. İn bir aşağı konuşalım. Bak sürekli korna. Sürekli korna var oyunda. Arkadan vuran suçlu. Abi bende bir şey yok. Ben bir şey yapmadım. Abi tam bir kaos var. Şu an size bir şey söyleyeyim mi? Şehirde tam bir kaos, tam bir keşmekeş var. Basma kornaya, basma!
Bunlar benim kırmızıda geçtiğimi görüp acaba ondan mı kornaya basıyorlar sürekli? That was a reckless. Allah, kırmızıda geçtik. Ve ceza yedik galiba. Abla sen nasıl bir rota güncelliyorsun sürekli ya? Neyin rotası bu sürekli güncelleniyor abi? Bu kadın varacağı yere yemin ediyorum varmadı, sürekli kendini gezdirtiyor. Hayır, benim canıma minnet de. Hamza diyor ki levyeyi alıp geleyim kral diyor. Valla gel be Hamza. Yemin ediyorum gel, beni de sen de beni kurtar. Ben de seni kurtarayım bu hayatta. Bu arada 33K beğenideyiz arkadaşlar. 100.000 beğeniyi görmemiz lazım. Hayır, hayatta İlker 100K beğeniyi görmemiz lazım. 100K'ya yüklenmemiz gerekiyor. Yapıştır. Birazcık içeriden kullanacağım ya. Şöyle araba kullanıyormuş hissiyatı versin. Hız cezasına tüküreyim. Senin hız cezana tüküreyim. Abi bunda cruise control yok mu ya? Vallahi cruise control yok mu birader? Allah. Polis mi lan o? Merhaba, saygılar. Kolay gelsin. Uf, çok pis kaza olmuş burada. Geç babacım sen. Hasta var bizde de. Hastamız var efendim, ondan biraz hızlı gitmemiz lazım. Bak bir tane de köpek aldım ön tarafa. Kafa sallıyor böyle. Eskiden onlar bayağı bir meşhurdu. Şimdi kalmadı onlardan. Hadi babacım, hadi babacım, hadi babacım. Vallahi billahi yemin ediyorum bunlar adamı kanser eder ya. Bu trafikte sürekli direksiyon sallayan abiler neler yapıyorlar böyle ya. Vallahi ya adamlar sinir hastası olmuştur ha. Sus be. Oo, güzel kaçtım. Abla sürekli rotasını güncelliyor. Sürekli rotasını güncelliyor. Benim de canıma minnet anasını satayım. Gezdirip duruyor bunu. 600 metre kalmış inmesine. Şu ileriden döneceğiz anladığım kadarıyla buradan. Oyunun grafikleri ve oynanış biçimi şeye benziyor arkadaşlar. Bu The Bus vardı. İşte otobüs simülasyonu. Fern Bus simülatör vardı. Ona acayip benziyor. Zaten aynı oyun motorunu kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Ali'cim söyle. Seni tebrik ederim abi. Birkaç gün yayın açmazsan 11 abone eksi diyor. Ama ben ne yapabilirim? Ama ben ne yapabilirim? Oğlum size hasta olmak da yasak ha. Yemin ediyorum hasta olmak da yasak be. Hala kanala abone olmayanlar var. Bildirimleri açmayanlar var zaten. Beni bunlar da üzüyor. Yeşil yanıyor yeşil, yürü sığır. Evet abicim tamam. Bence artık abla artık in ya. Bir zahmet çocuğun nişanını yaptım yemin ediyorum seni gezdire gezdire. Geç hadi. Hadi bakayım. Görüşürüz görüşürüz. Kendine iyi bak. Abi müşterinin sabrını 32'ye kadar indirmişiz. Rezalet. Ama 1000 do... Oha! Ne güzel para aldık lan. 1222 dolar aldık. Abi yeni görevi alalım hemen. Songül hoş geldin. Bu arada XP'miz 3. levele çıktı. Paramız 5251 oldu. Yalnız benim bir yolcu daha taşıyıp arabayı bir garaja sokmam lazım arkadaşlar. Garajdan yakıt falan alabiliyoruz. Arabanın bakımını yaptırabiliyoruz. Bakım önemli. Arabanın performansını doğrudan etkiliyor. Yalnız şu korna sesleri falan mahvediyor ya adamı. Bu çevre seslerinin sesini birazcık kısmamız lazım. Sürekli böyle her hatada bir kornaya asılma. Hadi kardeş. Hadi babacım, hadi sarı yanıyor, hadi ya. Hadi sarı yanıyor. Basma kornaya, niye basıyorsun kornaya ya? Oğlum bunlar benim kontraband oynadığım hali görmediler galiba. Rıfat'ım yakıtın gideri var biraz daha. Çeyrek depo harcamışız. Arabanın şu an temizliğinde de çok büyük bir sıkıntı yok. Tamiratında da çok ciddi bir sıkıntı yok. Ama ben yine de garaj kısmını da size göstermek istiyorum. Hey. 39K beğenideyiz. 100K beğeni için destek bekliyoruz efendim. Yeni yeni oyunlarımız var. Bakın hani tamam birkaç gün yayın açmadık ama boşta değiliz yani. Oyunlarımızı bulduk. Güzel oyunlar araştırdık. Sizlerin keyif alabileceğini düşündüğümüz oyunlarla devreye gireceğiz ama ben destek göremiyorum baba. Harbi destek göremiyorum. Yani illa böyle el feneriyle mi dönelim ya? Bekle, bekle, bekle. Oo, çarptı. Yemin ediyorum çarptı baba. Harbici çarptı baba. Çok kötü çarptı. Merhaba polis bey.
Abi orada az önce çok ciddi bir kaza oldu yalnız size söyleyeyim. Az önce çok ciddi bir kaza oldu. Dön abicim. Bir şey sorabilir miyim? İzninizle şu şeye bakacağım abi. Oyunun ses kısmından şu arayüz sesi değil, diyalog değil, efekt. Abi şu efekti birazcık kısalım. Arabaların çünkü şey sesi çok geliyor ya. Sonladı. Korna sesi niye sürekli geliyor? Ben anlamadım. Neye bu kadar korna basıyorlar ya? Ne oldu? Elin takılı mı kaldı? Ağzına tükürdüğüm. Yanlış gördükleri en ufak bir şeyde adamlar kornaya basıyorlar ya. Orada benzinliklerden falan da bu. Dalıyordum, yeminle giriyordum. Benzinliklerden falan yakıt makıt ikmali yapabiliyoruz yani her şeyle. Zaten fark ettiyseniz birazcık şeye çok benziyor. Polis simülatör oyununun grafiklerine falan da andırıyor. Ben bilmiyorum, ben çok beğendim abi. Oyunun gerçekten grafiği, grafik tasarımı falan mükemmel. Bu arada arkadaşlar, ekranı büyütüp çözünürlük kısmını orijinale getirirseniz biliyorsunuz benim gördüğüm kalitenin aynısını görüyorsunuz. Bence tavsiye ederim size de o şekilde izleyin, daha bir gerçekçi yani. Ya birkaç tane güncelleme alacaktır diye düşünüyorum oyun. O güncellemelerle beraber bu sıkıntıların önüne geçeceklerdir. Şu anlık hani daha kaç gün oldu çıkalı? 7 Mart'ta mı çıktı? 8 Mart'ta mı ne çıktı oyun yani? Oğlum şunun var ya bir İstanbul versiyonunu falan yapsalar ya da... Abla ne yaptık? Kırmızı da geçtik alt tarafı, konuşma be. Aha rota güncellendi. Bunlar var ya, ben her hata yaptığımda rotayı güncelliyor. Yemin ediyorum rotayı güncelliyorlar. Hadi babacım. Hadi. Biz yeni araba alabilecek seviyeye ne zaman geleceğiz acaba? Hop! Galiba geçtim kırmızıda yine. Vallahi yine geçtik kırmızıda. Allah sonumuzu hayretsin baba. Sürekli kırmızıda geçiyoruz. Kazandığımız parayı komple cezaya ödeyeceğiz gibi geliyor bana bu. Atakan diyor ki beğeniye yüklen chat diyor. 44K beğenideyiz arkadaşlar. 100K beğeni için destek bekliyoruz sizlerden. Arabaların lisanslarını almamışlar arkadaşlar. Soranlar olmuş. Onları gördüm. Onları yanıtlayayım. Arabaların lisanslarını almadıkları için kendi uydurdukları araba markalarıyla oynamak zorundayız ama az çok tahmin etmesi zor değil yani markalarını. Bir de şöyle bir güzel yanı var. Sadece şeyli arabalar değil, elektrikli arabalar da var. Taxi Life. Aynen Ömerciğim. Taxi Life City bilmem ne simülatör oynuyoruz. Abi oyunun adını ezberleyememişiz. Taxi Life City Driving Simülatör. Ha. Abi bu kadar uzun isim mi olur ya? Yaz şuna taksi simülatör diye geç yani, değil mi? A1'i çarptı. Çok kaza oluyor ama şehirde. Bir de bu oyunun normalde orijinalinde arkadaşlar şey yok. Türkçe yaması yok. Bunu sağ olsunlar bir grup kardeşimiz oyunun Türkçe yamasını yapmış. Ben de internetten buldum. Çok basit yüklenmesi bu arada. Aşırı derece kolay. Ne oldu? Fark edemedik mi? Ulan birazcık ucu dışarıda kaldı be. Ayıptır ya. Bir de böyle bir yolcu inme yeri yok ya. Kaldırımın üzerinde iniyorlar yani. Bye Ali'cim çoğu yazıyı görmüyorum ben. Çoğu yazıyı görmüyorum valla. Şimdi arkadaşlar bu görevi almayalım. Sizi bir garaja götürmek istiyorum. Şuradan en yakın garajı seçelim bir. Hatta çok yakınımızda bir tane garaj varmış. Hemen o garaja doğru bir rota aldık. Zaten yavaştan da akşam oluyor. Hay ben sizin kornanıza tüküreyim ya. Hay ben sizin kornanıza tüküreyim ya. Vallahi billahi ben böyle bir korna görmedim kardeş. Vallahi ben böyle bir korna manyağı bir insan topluluğu görmedim ya. Abi ne uğraşacağım şimdi ileriden U dönüşü mu dönüşü. Al buradan çevir işte. Bunun acaba mod desteği olacak mı onu merak ediyorum. Mod desteği olursa var ya bizim Türk modcular bu oyuna bir tofaş yaparlar. Ya da ne var şu an mesela günceldeki taksiler? Dacia'lar var. Dacia olabilir. Kaza olmuş bu arada. Allah yardımcınız olsun. Şimdi benim bir şekilde karşı şeride geçmem lazım. Ama buralarda hız şeyi var. Yavaştan da saat kaç abi? Aa akşam saat 7 olmuş. Allah kırmızı ışık cezası eksi 12. Acaba biz paso hata yapınca ehliyetimizi falan elden alıyorlar mı? Onu merak ediyorum. Ben
Geçtiğim 3-4 tane kırmızı ışıkta bir tane ceza yiyorum ama. Ha, Doblo olabilir mesela. Ali diyor ki 20 dakikadır yazıyorum efendim diyor. Vallahi ben birkaç defa okudum senin yorumu. Senden cevap gelmeyince bir daha cevap vermedim kardeşim. Şimdi garaja doğru gidiyorum. Şu garajda bir arabaya bir bakım yapalım abicim ya. Ha gel, gir dibime gir. Gel dibime gir, gel. Şurası mı lan garaj? Evet. Fiorino dur diye düşündüğüm bir model var. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu oyunu bir hafta oynayayım. Ben sol koluma kas yaparım aga. Harbi sol koluma kas yaparım yani. Garajımıza giriş yapıyoruz. Direksiyon seti kesinlikle şart değil arkadaşlar. Klavye mouse'la da oynayabilirsiniz. Ama tabii direksiyon setiyle oynarsanız daha bir gerçekçi simülasyonu yaşamış olursunuz. Şimdi yakıtımız %69'a düşmüş. Aracımızın hasarı %84, temizliği %88, motor %89, fren diskleri 82 diyor, jant 87, şanzıman 87'de, genel durumu da 68. Arabayı ben bir fullüyorum şimdi. Tamir et baba. Tamam. Genel durumunu şuradan bir fullledik. Bir de yakıtı fullleyelim. Anasını sattım bunun yakıtı, bu oyunda da pahalı. Yemin ediyorum oyunda da pahalı. Tamam, şimdi özelleştirmede neler yapabiliyoruz? Bir ona bir bakalım. Araç dışında mesela LED takabiliyor muyum? Abo, LED takabiliyorum. Baba, LED takalım mı be? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. LED takalım mı? Şöyle altında böyle cıstak cıstak LED'i olsun ya. Harbi güzel olur. Yeşil yeşil olmaz abi. Kırmızı da olabilir aslında. Kırmızı LED mi taksak, sarı mı taksak acaba? Kırmızı takalım baba. Birazcık şeklimiz şemalimiz belli olsun. Başka ne yapabiliyoruz? Taksi yazısını değiştirebiliyoruz anladığım kadarıyla. 250 euroya. Aa bak, şu daha iyi. Şu daha iyiymiş de. En güzeli şu ama bu daha kitli bizde. Ne kadar istiyor? 4. seviyede diyor. Neyse, şimdilik şunu takalım. Başka? Jant yapabiliyoruz. Hadi canım. Arkadaşlar. Abi en kıyak taksi bizimki olacak. Kim ne derse desin. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Şu yanaklıya bayıldım. Harbi yanaklıya bayıldım. Bence yanaklı yapalım abi. Yanaklı jant şey lastik iyidir. 500 euro verdik ona da. Dinlen diyor. 1 saat, 2 saat. Şimdi bir sabaha kadar dinlensek. Saat 8. Şöyle bir 8 saat uyuyalım baba. Dinlen kardeşim. 3 oldu. Abi ben sabah saatlerinde çıkmak istiyorum yola tekrar. 5 saat daha uyuyalım. Sabah 8.55. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Tekrar mesaiye. Evet abi, gündüz gözüyle başlayalım ya. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bu manyak bir şey oldu ha bu araba. Harbi manyak bir şey oldu. Evet, motoru çalıştırıyoruz. Hadi bismillah. O zaman bir ilk yolcumuzu alalım. Neredeymiş? Şöyle yakınlarda bir yolcu alalım hemen. Bizim araba nerede birader? Şuradayız. Hatta tam karşıda şurada bir yolcu var. Uzunluk normalmiş. Tamam, gidiyoruz abi yolcuya. Abi şuradan geçsem ben. Üzerinize afiyet. Ya abi, öyle bir kasis koymuşlar ki oyuna. Bu ne birader ya? Eşek kadar kasis var oyunda ya. Direksiyon seti yemin ediyorum çıldırıyor ya oyundaki kasisi görünce. Hadi. Heh. Ha gayret. Dön babacığım. Birinin yine kornası basılı kalmış. Senin ben kornanın dibine tüküreyim. Gelin buyursunlar. Gel ablacığım gel. Gel taksi gidiyor gel. Nereye? Havalimanı mı? Abi ben bu sefer yapıştıracağım. Allah ne verdiyse gideceğim valla. Seni silecek, senin camına tükürürüm. Senin gözünde problem var kardeş. Senin gözünde problem var. Başlarım sizin keyfinize. Ulan camın teftişine mi geldiniz arabaya, yoksa yolcu musunuz belli değil ya. Adamın asabını bozmayın. Oş, çok güzel döndüm lan. Baba bunlar bizi kontraband oynarken hiç görmemişler galiba. Tamam yapıştır. Aga burada polis olabilir. Evet polis var burada, dikkatli gidelim. Hadi babacım hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hayır bak, ondan sonra adımız şeye çıkıyor. Zorba şoföre çıkıyor. Selektör yapıyorum arkadan. Görmüyor baba. Görmüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Oo çarptı biri. Size bir şey söyleyeyim mi? Millet birbirini eziyor şehirde. Böyle bir şehir düzeni yok yani. Yalnız bir şey diyeceğim. 55K beğenideyiz. Son 5 dakikadayız. 100K'yı dahi göremedik beğeni sayısında. Galiba ikinci yayın olmayacak. Öyle mi? Öyle mi diyelim? İkinci yayını yapmayalım mı? Öyle mi diyorsunuz?
Aa geldik. Geç baba. Heh. Arabayı tam işaretleyicinin oraya doğru park ettim. Size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle ve kesinlikle ben bu oyunun yapımcılarına yazarım abi. Derim ki kardeşim derim. Şu oyundaki korna sesini ya siz kesin ya da ben sizin oyununuzu keseceğim derim yani. Bu kadar olmaz. Adem Şeker'den Fenerbahçe marşları gelmiş. Ademciğim hoş geldin. Oyunumuzun adı arkadaşlar Taxi Life A City Driving Simulator. Gerçek bir taksiciyi oynuyoruz abi. Alıyoruz yolcularımızı, gideceği yerlere bırakıyoruz. Paramızı kazanıyoruz. Dikkatli bir şekilde götürüyoruz. Öyle vandal hareketler, bak böyle hareketler yapmıyoruz. Bak şu ana kadar yaklaşık bir 30 saniyedir temiz kullanıyorum. Kim ne derse desin yani. Aman. Radara girdik iyi mi? Yani 30'la gidilmesi gereken yerde de 40'la radara giren tek bir tek ben varımdır ha. Abi oyunun ismi çok zor ya. Taxi Life A City Driving Simulator. Taxi Life A City Driving Simulator oyunumuzun ismi. Bu arada yolcu buradaymış. Bana diyor ki dön dolaş diyor yolcuyu öbür taraftan al. Yok baba yemezler. Kötü çarptık. Kötü. Tamam. Bin hadi gideyim. Bin gidelim. Bin çabuk adamın arabasına çarptık. İçine ettik arabanın. Tamam baba. There is something big on the window. Abi ne var bu camda? Allah'ını seversen camda ne var ya? Mutlu musun? He? Mutlu musun? Camda leka var. Hay başlayacağım sizin camınızın lekesine ya. Bu ne kardeşim? Al yine girdik radara. Burası Katalonya Parlamento Sarayı'ymış. Bir dakika bunları bizim toplamamız lazım. Bu arada şöyle bir güzel yanı var oyunun. Şehirdeki farklı yerleri gezdikçe oraların keşfedilmesi açılıyor. O keşfedilmeler açıldıkça da biz XP kazanıyoruz ve yolcularımızı götürdüğümüz zaman kazandığımız para da artıyor arkadaşlar. Böyle bir güzel yanı var. Bu arada sevgili Adem'e de teşekkür ediyoruz. Ademciğim varlığını hissettiriyorsun. Çalıyor aslında da siz duymuyorsunuz bence. Dön baba. Heh. Aman diyeyim. Yavaş. Geç abi. Galiba içeriye... Evet. General John Prim'in atlı anıtını keşfettik şu an arkadaşlar. Atını seven bir kovboymuş kendisi. Son 7 dakikaya girmişiz. 62K beynindeyiz. 100K almamız lazım. Dur biraz şikayet edelim. Unfortunately. Why? Abla trafik çok fena ya. Trafikten. Just thinking about getting stuck in traffic makes me angry. I'm sure it's only gonna get better. Ablaya bak bize bayağı bildiğin şey yapıyor. Kötümserim lan ben bugün. No it won't. Hayır. Bu şehir... Aa şikayet etmenden bıktım diyor. Konuşma lan benimle o zaman. Ata ağızlı. Konuşma benimle o zaman. Başlarım senin keyfine ha. Şuraya bak kardeşim ya. Birileri bana dokunuyor, bir şeyler yapıyor arabaya ama anlamadım ben de yemin ederim. Of ne oluyor lan lastik mi patladı ha? Orada abi hiç öyle artistliklere gerek yok. Şuradan yolcuyu bırak. Hadi çık git lan. Muhabbetin de hiç çekilmiyor ha. Yürü. Araba gidiyor. Ha. Müşterinin sabrı 75'e kadar inmiş. Ya biz 4. level olamadık bir türlü ya. Hadi bir tane daha alalım abi. Delgado. Edward Delgado'yu alacakmışız yolcu. Yapıştır. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Evinize bir direksiyon setiniz varsa eğer ve kardeşim ben bu direksiyon setiyle ne oynasam acaba diye düşünüyorsanız kesinlikle ideal oyunlardan bir tanesi ama birkaç tane güncelleme alması gerekiyor. O güncellemeyi aldıktan sonra çok daha keyifli bir hale gelecektir oyun. Ya öncelikli olarak şu direksiyon geri tepkimeleri çok sert. Onları mutlaka düzeltilmesi lazım. Ah! Eziyordum valla. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak bir saattir bunu oynuyorum.
inanılmaz derecede kolum ağrıdı yani. Bu kadar böyle bir kol ağrısı olamaz. Rıfat diyor ki senin gibi maganda bir şoför olamaz diyor. Olur kardeşim olur. Trafikte neleri var? Ben şu an iyi bile kullanıyorum anasını satayım. Audi A3 o bak. Kimse beni şey yapmasın, yanıltmasın. O Audi A3'tü. Öyle markayı yazmayınca Audi olmadığını anlamıyor değiliz yani. Kimse kusura bakmasın. Gir bakalım. Şuralardan kaçarak gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Benim şu an 5000 euro'm var. Kaç bin euro da acaba biz şeyini alabiliyoruz bunun? Yeni bir araba alabiliyoruz. Elektrikli bir tane almak istiyorum ya. Benim hakkım değil mi kardeşim elektrikli araba kullanmak? Ben az önce de buradan yolcu almıştım. Kesin yanaşamadım. Şimdi yanaştım. Direğe çarpacağım. Direğe çarpacağım. Çarpmadım lan. Nereye gidiyoruz baba? Barış noktası neresi? Edward Delgado. 65. Ulan 1 kilometre bile değil be. Yürüseydin be babuş. Bu kadar da keyfinize şey olmayın ya. Gümrük polis oyunu laptoptan oynanır arkadaşlar. Sıkıntı yok. İlker diyor ki şu süreyi like'ı tamamlayasıya kadar uzatacak olan yok mu diyor. 72K beğenideyiz arkadaşlar. 72K beğenideyiz. 100K beğeni için destek bekliyoruz. Bakalım kimden gelecek o 100K beğeni desteği. Oğlum böyle de kullanması bir garip ha. Sakın sakın gelme gelme gelme. Adam diyor ki sanırım bir dahaki sefere şansımı yürüyerek değerleneceğim. Yürü zaten hıyarası bu kadar mesafeye arabaya mı binilir? Geç. Evet bye abi. Hoşçakal kardeşim. Arabanın içine sıçtık yalnız. Harbi arabanın içine sıçtık. Bir yolcu daha alabilirim gibime geliyor. Adam bak o kadar ölüm tehlikesi atlattı. Ona rağmen yalnız bahşişini de vermeyi unutmuyor ha. Bunu da toplayalım. Liman işleri kurulu. Aha hemen önümde lan yolcu. Gel bin gel. Araba leş. Araba leş şu an. Kirlilik ve hasar inanılmaz arttı arabada. Hey there. Bunun manuel kullanma seçeneği var mı acaba? Vitesli mitesli kendimiz kullanalım böyle. Öyle olursa mesela hızımıza mızımıza daha iyi dikkat edebiliriz. Ama abi yani kasislerden geçerken vallahi ızdırap oluyor ya. Hadi baba hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Oho! Sizi böyle bekleyeceksek biz işimize gücümüze yetişemeyiz ki ya. Dip denen bir şey var babuş. Oo! Abi polise çarparsak zıçtığımızın resmidir. Bak net. Harbi polise çarpmayacaksın abicim. Bir de kaç kişi bindiler abi bunları ya? Ben taksi miyim, dolmuş muyum belli değil anasını satayım. Şuradan şöyle bir ince bir ağzına tüküreyim senin ben. Senin yapacağın işin ta ben dibine tüküreyim ben. Uyuz herif. Anasını sattım ana. Kornam takılı kalmış. Vallahi billahi ya. Mert'cim eline koluna sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Vallahi bakıyorum abi bak. Şu an yolcuyu bırakacağız gideceğiz zaten. 84K'dayız. Yapıştırın şunu 100K'ya kadar ya. Hala da videoya beğeni atmayanlar varsa zaten bir şey demiyorum yani. Ama direksiyon kullanmayı özlemişim. Size ben direksiyonla açabileceğimiz yayınlarla alakalı birkaç tane anket yapacağım önümüzdeki günlerde WhatsApp kanalından. Umarım sizler de ona katılım sağlarsınız. Sizlerin seçtiği, beğendiği oyunlar üzerinden ilerleyelim istiyorum. Bu oyunun da ilerleyen bölümlerini merak ediyorum açıkçası. Neler var? Hani hangi arabaları alabiliyoruz? Bir Mercedes altımıza ne zaman çekeriz? Bunu böyle seri halinde çekebiliriz sizlerle de beraber. Ama tabii birkaç... Kapa lan çeneni. Kapa çeneni anasını satayım. Hiçbir şey slow down falan değil. Gayet güzel gidiyoruz yani. Kaç metresi kalmış bu düdük makarnasını? Buradan sağa yapacağız. Yalnız arabadan gacur gucur sesler geliyor abi. Harbi arabadan gacur gucur sesler geliyor. Araba bayağı eskidi şu an. Ve zaten motor arıza lambası yanmış. Aa. Halbuki gayet de insan gibi kullandık ya.
Rıfat'cığım orada başlayacağız diye öyle bir anket açmadım. Bak lütfen anketleri lütfen gözlerimizle takip edelim. Dedim ki ankette ben. YouTube'da da canlı yayın deneyelim mi? Siz de dene dediniz. Şimdi deneyip denememe kararı bana kalmış değil mi? Bakacağız duruma göre. Ama aklımda var öyle bir proje var. İlerleyen zamanlarda size anlatacağım. Ya baba Allah'ını seversen ya. Allah'ını seversen bu kadar dar yol olabilir mi ya? Avrupa şehri değil mi burası? Barcelona'da değil miyiz biz kardeşim ya? Bu ne abi, İzmir Tepecik yollarında sürüyorum sanki ben ya. Gacır gucur ödüyor araba anasını sattım. Aa frenler de tutmuyor. Binmezsen binme lan hıyarası. İneceksen in aşağıya. Bu da yemin ediyorum kaynana gibi arkadan. Yok bir daha taksiye binmeyeceğim. Yok bir daha şöyle olacak böyle olacak. Icardi bulvarıymış bak burası. Al Icardi bulvarını keşfettik abi. Zaten şu adamdan bir kurtulayım. Ben başka bir şey istemiyorum yani. Adam ömür törpüsü ya. Yalnız arabanın içinden geçtik. Harbi arabayı pert ettik. Oğlum bu kadar niye ötüyor böyle ya? Oğlum var ya bir şey söyleyeyim size, hat sahibine açıklama yapamayacağız ha. Adam diyecek ki benim arabamın içine ettin sen. Al bak frenler tutmuyor baba. Harbi frenler tutmuyor baba. Hadi babacım, hadi babacım yürü. Tamam bu eleman şurada inecek. Abi bir şey diyeyim mi size? Size yemin ediyorum araba o kadar hasar aldı ki frenleri tutmuyor şu an. Diyeceksiniz ki hasarla fren tutmamasının ne alakası olabilir? Bence şu an her şey olabilir. Şu adamı bir tüküreyim buraya. Şu adamı bir tüküreyim. Ben bu arabayı bir servise vereyim abi. Baksana duramıyorum bile ya. Bu ne? Patrick İbrahim Kilisesi. Heh. İnin lan. İnin. Bye. Hadi yürü. Tribine. Evet arkadaşlar. Bugünkü ebeveyn game videosunun burada sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben çok gerildim. Çok sinirlendim. Umarım sizler sinirlenmemiş, eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ebeveyn game videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bayın efendim.